Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Ailenizin kuaförü Orhan Koçyiğit'in kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir renk denemesi daha yapacağız. Açık renklerle dore rengi ne kadar baskılayabiliriz diye bir uygulama yapacağız. Şöyle göstereyim. 10.21 ve 10.11'i deneyeceğiz. Gene 10 volüm ve 20 volüm oksidanla, birini 10 volüm, birini 20 volüm oksidan kullanarak deneme yapacağız. Yani çok açık renklerle doreleşmiş saçı, İşte 9-3, 8-3 seviyesinde açılmış bir saçı ne kadar baskılayabiliriz? Bunun denemesini yapacağız. Çünkü şöyle şeyler duyuyorum ben. İşte ben saçımı açtım, doreleşti. İşte 10.0'la, 10.11'le bunu platin yapabilir miyim? Böyle bir şey çok mümkün değil, onu söyleyeyim. Yani bu rengi uygulasanız bile sonrasında aktığı zaman o alttaki dorelikler yeniden ortaya çıkacak. Hani bu kaçınılmaz bir şeydir. Şimdi bizim sadece yapmamız gereken acaba bunu ne kadar baskılayabiliriz'i göstermeye çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Uygulamaya geçelim ve nasıl bir sonuç elde edeceğiz onu görelim. Hemen karışımı yapalım. 10.21'den bir 4 gram sıktık. Aynı şekilde 10.11'den de Allah sıkalım da bir 3 gram da 10.11'den sıktık. Hemen 10 volüm oksidanla karıştıralım. 1'e 1.5 oldu. Hemen süreceğim. Hemen uygulamayı yapalım. Gene 15-20 dakika bekletelim. Ne kadar renk değişikliği olacak bunu görmüş olacağız. Yani Dore'nin üzerinde bu platin renkler, yoğun platin küllüler ya da daha pembemsi platinler ne gibi bir etkisi olacak. Bütün maksat bunu size anlatmaya çalışmak, göstermek. Deneylerimize bu şekilde devam etmek. Bu bir kenarda bekleyecek. Şimdi aynı şekilde hemen 20 volümle hazırlayacağız. Burada görmüş olduğunuz saçlar da yine bir müşterimden kestim. Çocuğundan kestim. Bu saçları hani bu hale getirerek keratin silikonuyla açarak renklendirme işlemlerini yapıyorum. Yani boş zamanlarımda bunlarla ilgileniyorum ve bir şeyler yapmaya, renkler yakalamaya çalışıyorum. Yani bir müşterim benden renk istediği zaman hazırlıklı olmalıyım. Öyle değil mi? Bence bütün kuaförlerin yapması gereken şey bu. Şimdi hemen 20 volümü de uygulayalım. Gene hemen hemen 1'e 1.5 olsun. Aynen öyle oldu zaten. Neydi bu? Bu hemen hemen 8-3 seviyelerinde bir renk. Yani bu 8-3 seviyesindeki yani dore kumral diyelim. O seviyedeki bir rengi ne kadar değiştirecek bu boya? Bu seviyedeki 10.11 ve 10.21 tamamen bunun üzerine yoğunlaşarak bir test gerçekleştiriyoruz. Valla benim tavsiyem acemi kuaförlere, işe yeni başlamış kuaförlere tavsiyem bu şekilde çalışmalarını, bu kullandıkları markaların, hangi markayı kullanıyorlarsa hiç fark etmez, kullandıkları markaların renklerini birbirine karıştırarak oradan bir renk elde etmelerini sağlamak, yapmaları gerekir kesinlikle. Çünkü şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bir müşteri geliyor, öyle bir renk istiyor ki o kuaför rengin nasıl çıkaracağını bilmiyor. Çıkaramıyor, renk çıkaramıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Bu denemeler kesinlikle bu işe yeni başlamış ya da acemi kuaförlere büyük bir destektir. Bunu yapmaları lazım. Bakın burada saç kestik duruyor. Bunlar şimdi şu eski bir düzleştirici yardımıyla, ondan sonra dediğim gibi şu bunu toptancılardan alabilirsiniz. Perukçularda satılıyor, internette satılıyor. Alacaksınız bu çubuktan. O düzleştirinin içine zaten daha önce söylemiştim. Düzleştirinin iki tarafına da süreceksiniz. Bir tutam saçı, böyle bir tutam saçı araya sıkıştırıp o silikonları saçın üzerine yapıştırmak olacak. Sonra birbirine tutturacaksınız. Hepsi bu kadar. Denemeleri bu şekilde yaparsanız sizin için çok büyük bir tecrübe ve bir müşteri geldiği zaman, bir renk istediği zaman böyle bocalamazsınız. Ne yapacağınızı bilmiş olursunuz. Kesinlikle bu denemeleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Ki bu denemeleri bu bildiğimiz ünlü büyük kuaförler var ya, onlar bile yapıyorlar. Onu söyleyeyim. Hani onlar durmuyorlar. Onlar mutlaka bir şeyler çıkartıyorlar. Sizin de bunu yapmanız lazım. Kesinlikle yapın. Şimdi bekletiyoruz. Bir 10-15 dakika bekleyecek. Daha sonra yıkayacağız. Zaten renklendirmeyi hep birlikte görmüş olacağız. Evet, renklendirmeyi yaptık. Gördüğünüz gibi bu 10 volüm olan hani bu kadar baskılayabildi. Bir 10-15 dakika beklettik. En fazla bu kadar baskıladı 10 volüm olan. Bu renk aktığı zaman alttan yine dorelikler ortaya çıkacak. Yani şunu, ben bu videoda şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dore açılmış bir saçı çok platin renklerle baskılamanız, platine çevirmeniz mümkün değil. Çünkü bunun sorusu çok fazla geliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi 10 volümle ancak bu kadar baskılayabildik. Şu da 20 volümlü olan.
20 volüm sanki biraz daha fazla baskılamış gibi duruyor. Şöyle gösterelim. Bu biraz daha fazla baskılamış. Bu da tamamen oksidanın yüksekliğinden kaynaklı olarak böyle bir işlem çıkardı. 20 volümle biraz daha güzel bir sonuç elde edebildik. 10 volüme nazaran şöyle göstereyim yan yana da. Ama dediğim gibi neticede hangisiyle boyanırsa boyansın mutlaka attığı zaman bu renkler tekrardan alttaki zemindeki dorelikler ortaya çıkacak. Bu can sıkıcı bir durum olacak. İşte sizin sevmediğiniz bir durum bu. O yüzden saçınızın çok iyi temiz açılması lazım. Her zaman uyardığım gibi gene uyarımı yapayım. Evde temiz açmanız, yani bu işlemi başarmanız mümkün değil. Eğer kuaföre gidiyorsanız da güzel bir işlem çıkarmak istiyorsanız paraya kıymak zorundasınız. Çünkü şunun farkındayım ben. Tabii ki herkes ekonomisini düşünüyor ama şöyle de bir gerçeklik var. Bakın, çok iyi bir kaliteli bir şeyi ucuza almanız mümkün değil. Ucuza yaptırdığınız zaman, ki bundan çok karşılaşıyoruz, gerçekten saçlar çok mahvoluyor. Rengi açılmıyor, yanıyor, yıpranıyor. Bir şeyler oluyor mutlaka. O yüzden ucuza yapıp iyi sonuç çıkaran var mıdır? Mutlaka vardır ama onları da her zaman bulmak kolay değildir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yani siz bir marka, bir bilindik bir marka ayakkabıyı 500 liralık bir ayakkabıyı 50 liraya almanız mümkün mü? Saçta da aynı şey söz konusudur. O yüzden iyi kaliteli iş çıkmasını istiyorsanız, işçilik bu sanat, el sanatı olduğu için buna paraya kıymak zorundasınız. Ha, şunu söyleyenler var. Paraya kıydık, iyi sonuç çıkmadı. Orayı bilemem. Orada belki tecrübede bir sıkıntı var. Ama dediğim gibi bu şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle de bir deneme sonuç çıkarmış olduk. Gene gösterelim. 20 volüm biraz daha fazla, birazcık bir tık daha baskılamış oldu. 20 volümün sonucu 10 volüme nazaran biraz daha iyi çıktı. Bu da volümün yüksekliğinden saç rengi daha iyi alıyor. Çünkü volüm ne kadar yükselirse, daha önce de söylemiştim ben, saçın pul tabakasını birbirinden daha iyi ayırdığı için rengi saçın içine daha iyi yerleştiriyor. 10 volüm biraz daha yüzeysel boyuyor gibi bir sonuç çıkıyor. O yüzden 20 volüm biraz daha fazla baskıladı ama neticede 20 volüm taktığı zaman saçın zemini dore olduğu için burada da bir dorelik ortaya çıkacak. O da öyle bir şey söz konusu maalesef. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Renklendirmeyi yaptık, bilgilendirmeyi verdik. Artık gerisi size kalmış bir şey. Uyarılarımızı yapıyoruz her zaman. Şunu da söyleyeceğim. Birebir de soru cevaplamıyorum. Artık birebir de kesinlikle soru, çünkü cevap veremiyorum. Böyle bir zaman yok, böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden daha çok videolarla, arada yaptığım canlı yayınlarla, Instagram'dan, YouTube'da artık canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Onun nedeni de şundan dolayı, YouTube'da, yani çok özür diliyorum, bu tenzih ederek söylüyorum. Yani sizler için değil, beni gerçekten can kulağıyla, beni dört gözle bekleyenler ya da can kulağıyla dinleyenler için söylemiyorum ama bazıları ipini koparmış, gerçekten ciddi anlamda söylüyorum, ipini koparmış geliyor, orada saçma sapan, ahlaksızca, terbiyesizce yorumlar yapıyor. Sanki kendilerinin anneleri, bacıları, bizde bir şey vardır ya, deyim vardır ya, empati kurdurmak için hiç mi senin anan bacın yok mu deriz ya, sanki kendi ana bacıları yokmuş gibi, burada kadınlar var, buradaki topluluğun çoğu kadınlar, yani sanki hiç kendi ana bacıları yokmuş gibi küfürler ediyorlar, ahlaksızca konuşuyorlar. Yazık yani. Ben onların ailesine bir şey diyemiyorum. Bir insan kendini de yetiştirmeli aynı zamanda. Yani aile çok iyi insanlar olabilir ama kendini yetiştirememiş saçma sapan salakça insanlar var. O yüzden YouTube'da canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Çünkü hem sizin canınız sıkılıyor hem öyle hakaretleri görüyorsunuz. Yazık, ayıp. Gerçekten ayıp. Hiç yakıştıramıyorum. Yani bizim toplumumuza yakışacak bir şey değil. Hiç yakışacak bir şey değil. Ben ahlaksızlığı gerçekten bu topluma yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorum. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü benim kafamda bu toplum başka bir yerde duruyor. Başka bir yerde. Yani o ahlaksızların içinde değil. Onlar da artık kendilerine ya çeki düzen verecekler. Dediğim gibi YouTube'dan artık canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Instagram adresim var zaten, biliyorsunuz. Oraya gelin, orada canlı yayınlarla sohbet ederiz. Sorularınızı cevaplarız. Eğitimler yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Saçlarınıza çok iyi bakın. Saç bakımını asla eksik etmeyin.